Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Hem Türkiye hem de dünyaya bakacağız. Türkiye ekonomisine bu hafta veriler açısından zayıf bir hafta dedik ama hafta boyunca pek çok mesaj konuşulacak ve elbette dünya ekonomisinden gelen verilerden ve beklentilerden bağımsız değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Elbette gözler 3600 ek göstergedeydi ama bunun dışında da ekonomiyle ilgili mesajları vardı. Milyonlarca çalışanı, kamu çalışanını ilgilendiriyor. Ne getirecek diyeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin'e soracağız bu 3600 ek göstergenin detaylarını. Sayın Zengin günaydın, hoş geldiniz programa. Günaydın Gülşen Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Dünden beri aslında çok sık konuşuyoruz ne getirecek diye. Nasıl etkileyecek? Doğrudan maaşları etkisini ve bu kapsama girmeyen kamu çalışanları kimler? Genel çerçeve nasıl? Tabii 3600 ek göstergeyi 4 ana meslek grubuna verildi. Bunlar polisler, öğretmenler, sağlık çalışanları, işte hemşireler başta olmak üzere ve din görevlilerine verildi. Ayrıca Gülçin Hanım, tüm kamu çalışanlarına 600 ek gösterge verildiği için 3000 göstergesi olanlar da bu kapsamda 3600 ek göstergeye kavuştu. Örneğin üniversitelerdeki öğretim görevlileri 3000 göstergeye kadar çıkabiliyorlardı. 600 ek gösterge verilerek onlar da 3600 ek göstergeye kavuşmuş oldular. Daha üst sınıfta olanlar da özellikle bu hiyerarşik düzeni bozmamak adına işte 3600 olanlar da 4200 oldu. Burada genel müdür yardımcıları ve şube müdürleri açısından da 600 puanlık değil 800 puanlık bir artış söz konusu oldu. Ama burada hani bu hiyerarşik düzeni bozmamak adına bir adım atılmıştı. Orada şube müdürlerinin 3600 ek gösterge beklentileri vardı. Çünkü şube müdürüne bağlı olarak çalışan örneğin teknik görevliler ya da mühendis sınıfında olanlar bu işte 3600 ek göstergeye çıkıyorlardı. 600 ek göstergede verilerek 4200 ek gösterge oldular. Yani bir şube müdürünün ne bağlı olarak çalışan işte bir mühendisin 4200 ek göstergesi oldu. Burada bu konuda bir beklenti söz konusu. Ama genel çerçeve açısından bakıldığında bunu daha önce de sizle de konuşmuştuk. Evet. İşte belki bir 500-600 ek gösterge bütün kamu çalışanlarına verilerek geniş bir memnuniyet oluşturulabilir. Bu da şu anda 5.3 milyon kamu çalışanının yararlandığı bir sistem söz konusu oldu. Elbette bu hem işte 3600 ek göstergeyi alanlar açısından söylüyorum. Emekli maaşlarını, emekli ikramiyelerini %21-22 ortalama artırdı. Ama bazılarında %25 oranında artırdı. İşte bugünkü rakamlarla maaşlar 1234 lira ile 1390 lira arasında bir artışı gösterdi. Emekli ikramiyeleri de yine 44.500 lira ile 50.150 lira arasında arttı. Oradaki evet. Oran da Gülçin Hanım kolay hesaplanması bakımından, yani mevcut emekli maaşlarının özellikle bu dört ana meslekteki kamu çalışanları açısından baktığımızda mevcut maaşlarını işte ortalama %22 artırarak alabilecekleri rakamı kendileri de bulabilirler. Burada bir noktanın bir kez daha belki altını çizmek lazım. Hali hazırdaki çalışanların bu ek göstergeyle, ilave ek göstergeyle ve 3600 ile emeklilik noktasında kazançları olacak. Mevcut emekliler için de değişim söz konusu değil mi? Evet, burada Gülşin Hanım mevcut sistem içerisinde, yani diyelim ki 5 yıl önce emekli olmuş, 10 yıl önce emekli olmuş, 15 yıl önce emekli olmuş, bu 4 ana meslek grubunda olanlar da bu haktan yararlanacak. Hatta diyelim ki kendileri vefat etmişse, örneğin eşlerine, çocuklarına ölüm aylığı bağlanmış olanlar da bu haktan yararlanacak. Çünkü dosya bazlı olduğu için bu artıştan otomatik olarak onların hak sahipleri, kendileri de vefat etmiş olmaları durumunda hak sahipleri de bundan yararlanmış olacak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, dün 3600 ek göstergeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Elbette başka ekonomik gelişmeler de yine kabinenin gündemindeydi. TOBET öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi baktığımızda ana konumuz artık kabinenin de ana gündemi olmaya başladı. Sık sık kabine toplantıları artık bir nevi ekonomi toplantılarına da dönüyor. Enflasyon meselesi vardı, döviz meselesi vardı. Şimdi biraz enflasyonla başlayalım. Hem mevcut tablomuzu hem oradan geriye dönüşü ne zaman sağlayacağımızı merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çektiği nokta enflasyonun yanı sıra bir hayat pahalılığından ve stokçulara cezadan bahsetti. Ne demek o? Enflasyon ve hayat pahalılığı elbette farklı ama iç içe de değil mi bir yandan? Tabii iç içe bir durum ama tabii hayat pahalılığı biraz daha geniş bir alanı kapsadığını söyleyebiliriz. Yani çünkü hayat pahalılığı, yani tam anlamıyla iktisat yazınında enflasyon tanımına uygun bir konjonktür olmamasına rağmen hayat pahalı da olabilir. Yani çünkü enflasyon dediğimiz zaman fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir artışta enflasyon diyoruz. Dolayısıyla yüksek sayıda üründen oluşan bir sepetin ölçümüyle, bu zincirleme Las Peres modeli dediğimiz bir ölçümlemeyle ortaya çıkıyor. Ama tabii hayat pahalılığı yine enflasyon makul seviyelerde de olsa, yüksek de olsa hissedilebilecek bir gelirle de orantılı, reel gelirle de orantılı bir kavramdır. Ve dolayısıyla tabii iç içe kavramlar gibi görünse de aralarında bazı sınırlar, çizgiler de olabiliyor tabii ki. Şimdi enflasyon evet hayat pahalılığına mutlaka yol açıyor ama her hayat pahalılığı enflasyon değil. Böyle bir formül var galiba. Biz bu takvim içinde öyle ya da böyle bir enflasyon var ve bunun mücadelesi içindeyiz. Hangi ölçüde görmeye başlarız? Gıdadan şimdi küresel de gelişmelerle beklediğimizi alamadık. O fiyat düşüşünü. Aralığa mı kaldı bizim o zirveden dönüşü görmemiz? Evet, biraz öyle görünüyor. Yani dikkat ederseniz şu anda Türkiye'de enflasyon neden olan faktörler, işte bir kısmı dışsal faktörler tabii. Örneğin enerji fiyatları gibi. Şimdi petrol fiyatları maalesef yine 120 dolarlar sınırına doğru geldi. Metaller öyle, tarımsal emtialar yine öyle. Yine rekor seviyeler var emtiada özellikle. Evet, ne yazık ki. Hatta biliyorsunuz bu çekirdek enflasyonlarda işte bazı faktörler dışarı çıkarıldığında, ki bunlar geçici fiyat şokları olabilir, onları dışarıda tutuyor. Ve biraz daha enflasyonun kalıcılığı ile ilgili de bize sinyaller veren bir indikatör çekirdek enflasyonlar. Artı enflasyon yayılımı dediğimiz bir faktör var. Yani sepetteki ürünlerin ne kadarında bir artış var gibi manşet enflasyonlarının da alt kırılımlarına baktığımızda ne yazık ki bunu da zaten Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kabul etmeye başladı. Biraz daha kalıcı bir enflasyon var karşımızda. Türkiye'de de bir baz etkisi dediğimiz bir faktör var güvenebildiğimiz düşüşle ilgili, ki o da ancak yılın son birkaç ayında ortaya çıkabilir. Dolayısıyla çok net bir şekilde görülüyor ki kur faktörü zaten çok çok etkili enflasyon üzerinde. İthalat fiyatları ve kurlardan fiyatlara geçişkenlik faktörü. Dolayısıyla bunlar, bu faktörleri dikkate aldığımızda enflasyonun yukarı yönlü trendinin yıl sonuna kadar, birkaç aya kadar yukarı yönlü hareketin devam edeceği ne yazık ki görülüyor. Şimdi kur geçişkenliğinden bahsettiniz, o önemli. Orada önemli kazanımlarımız vardı kur korumalı mevduatla birlikte. Küresel faktörlerde şüphesiz etkili. Kurda bir yeniden bir yükseliş hareketi gördük. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına dönersek döviz girişini artıracak bazı önlemlerden ve enstrümanlardan bahsetti. Biz bir süredir burada hep böyle enflasyon destekli bir enstrüman bekleyişi içindeydik. Onu mu kastetti? Farklı bir enstrüman olabilir mi? Nasıl artacak döviz girişi? Yani biliyorsunuz bu yabancıların teşvik edilmesi, vatandaşlık ya da bireysel emeklilik sistemi dahil olmaları
durumda işte 500 bin dolar ile dahil olmaları durumunda işte belli bir sürede çıkmamak kaydıyla gibi bu tür teşvikler uygulanıyor biliyorsunuz. Yabancıların çekilmesiyle ilgili. Tabii onun dışında şu anda yabancı sermaye akımları çok değişik hareket ediyor. Çünkü gelişmiş ülke merkez bankaları faiz arttırıyor. İşte daha yeni Avustralya Merkez Bankası da 50 bas puan. Beklenti üstü olarak tabii, tanımlandı. Aynen öyle. 0.85'e çekti. Avrupa Merkez Bankası artık Temmuz'da bekleniyor. Yani bayağı bir olasılığı güçlenmiş durumda. Bu hafta onda mesajını galiba biraz daha net alacağız Avrupa Merkez Bankası'ndan. Doğru, haklısınız ama çok büyük olasılıkla artık yani sonbaharı beklemeyecekler. İşte daha dün Bundesbank Başkanı'ndan da bir baskı geldi. Yani artık faiz arttırılmalı şeklinde. Şimdi tabii bu durumda yabancı sermaye akımlarının yönü... İstanbul'un en son kapanışına bakalım. 2648 puan. Borsa İstanbul bu arada biraz da böyle enflasyondan koruma gücünü arkasına alıyor ama hep söylüyoruz çok güçlü, çok prestijli şirketlerimiz var ve çok ucuz kaldılar. 2648 puan yükselişle kapanışı gösterirken yine rekor tazelemeleri de işaret ediyor. 16.65 dolar TL, 17.83 avro TL, 1841 altın. Buradan devam edelim. İşte kurdaki bu seviye dün konuşulan başlıklardan biri de bu. Şimdi bir makul seviyeden hep bahsederiz ya, ora nere? Çünkü evet ihracatçı önemli ama bizim enflasyonumuza geçişkenlik yapması ve bizim günlük hayatta mecbur ve muhtaç olduğumuz birçok şeyin fiyatını doğrudan etkilemesi de oranın rekabetçilik önemini ve değerini belki biraz göz ardı etmemizi gerektiriyor. Hangisi? Nere orası? Yani şey kur seviyeleri, yani rekabetçi kur dediğimiz kavram tabii çok dikkat edilmesi gereken bir kavram. Yani belli bir momentum kazandırmak amacıyla bazen başvurulabilen bir olay. Yani bir avantaj yaratıp kurda ihracatı mümkün olduğu kadar teşvik etmek, ithalatı mümkün olduğu kadar kısıtlamaya çalışacak bir yöntem. Tabii bizim ihracatçılarımızın girdilerine göre, sektörlerine göre, bu arada emek sermaye yoğunluklarına göre ya da ithalat yapıyoruz, ne kadar ucuza ihracat ya da ithalat yapıyoruz. Bunu gösteriyor bize. Şimdi o yüzün altında olan bir değer ucuza ihracat, pahalı ithalat yapıldığını gösterir ki bu tabii ihracatın ithalata bağımlılığıyla da alakalı mı genel tablodaki sıkıntı? Tabii yani o birim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla elde edilen bir rasyo. Dediğiniz gibi tabii ki yani bu şu anda ihracatçılar ne kadar yerli girdi kullanıyor, ne kadar ithal girdi kullanıyor. Bununla da çok çok orantılı tabii. Dolayısıyla tabii büyümeye belli bir momentum kazandırabilir, istihdama katkı yapabilir, iktisadi faaliyet hızının artmasını sağlayabilir. Ama bir sinerji yaratabilir belli sektörlerle. Ama devamlılığı çok önemli burada. İşte bu da biraz öncesinde vurguladığınız gibi o yapısal dönüşümlerle olabilir. Tabii sürdürülebilir büyüme ile ancak ihracatın katkısının devamı sağlanabilir. Bunların hepsi tabii birbirine zincirleme bağlı koşulları var. Dolayısıyla biraz daha böyle palyatif öneriler, çözümler yerine orta vadeli planlamalarla hareket edildiği takdirde işte o zaman sürdürülebilirlik geliyor. Şimdi dünyada bizim bu sürecimizde aslında çok katkı veremiyor maalesef. Hı hı. Bilakis işte artan emtia fiyatları, Çin açıldı onunla beraber petrol ama tedarik zincirinde sıkıntılar devam ediyor. Büyüme endişesi var. Daha sıkı merkez bankaları mı gelecek? Bu sabahın yine endişelerinden biri. Çünkü bu hafta ABD'de bir enflasyon rakamı gelecek. Enflasyon evet sadece bize ait bir sorun değil. Küresel bir enflasyon da var. Ama bütün bunlar herkesin mücadelesini global anlamda zorlaştırıyor da. Ne bekliyoruz? Amerikan enflasyonunun seviyesinden ve o tabii nasıl bir Fed demek? Evet, şimdi biliyorsunuz 40 yılın zirvesi 8.5'tan bir 8.3'e geldi. Ve biraz yine yüksek seyrini koruyacak gibi görünüyor açıkçası. Orada tabii çekirdek enflasyon 6.2'ler seviyesinde Amerika'da. Ama zaten Fed kararlı. Yani son tutanaklarında da bunu açıklamıştı. Yani çünkü tarihi zirveler Amerika içinde, Avrupa içinde. Ama yavaşlama sinyalleri de var ya, o biraz yumuşatır mı acaba Fed? Yani tabii burada şöyle, yani Fed gerçekten iletişime çok önem veriyor.
veriyor. Beklentileri iyi yönetmeye çalışıyor ve onun için hep şu cümleyi muhakkak ihmal etmiyor. Yani hem tutanaklarında hem toplantı sonrasında yani izlenecek, görülecek ve duruma göre hareket edeceğiz. Yani bunu her defasında söylüyorlar. Yani öyle bir somut bir şu an belirlemiş katı bir çizgi üzerinden gitmiyor. Esnek bir şekilde gidiyor. Ama şu anda yani verilere baktığında net bir şekilde gözlemliyor ki enflasyon hızlı bir şekilde yükseldi. Biraz kalıcılığına yönelik sinyaller var. Dolayısıyla ben bunu kesin düşürmem gerekir diyor. Çünkü Amerika biraz daha orta vadeli bakıyor. Yani biraz büyüme ile enflasyon ilişkilendirdiğimizde ne yazık ki yanlış yaklaşımlar var. Yani sanki büyüme elde edebilmek için enflasyon feda etmek gerekir. Hayır, yani orta vadede yüksek büyüme için düşük enflasyon koşulu var. Yani aralarında çok güçlü bir korelasyon var negatif yönde. Dolayısıyla Amerika bunun farkında. Yani enflasyonu, fiyat istikrarını muhakkak sağlamalı. Zaten merkez bankalarının temel ana görevi, ki kanunlarında da yazıyor, bizim Merkez Bankası da yazıyor, fiyat istikrarını sağlamak. O yüzden FED taviz vermeyecek. Zaten ekonominin güçlü olduğunu da görüyor. PMI verileri hepsine baktığımızda 50'nin üzerinde gidiyor. İstihdam zaten gayet iyi. 3.6'larda bir işsizlik oranı var. Evet. Dolayısıyla şu an itibariyle bir stagnation dediğimiz kısmi durgunluk beklemiyor. Dolayısıyla stagflasyon olasılığı masada duruyor ama şu aşamada değil. Dolayısıyla şunun altını çizmek isterim. Gelişmiş ülke merkez bankaları sıkı para politikasından taviz asla vermeyecekler. Peki bu tablo altına ne yapar? Altında tabii biraz olumsuz etkileyecektir. Çünkü sıkılaştıkça o majör para birimleri güçleniyor. Tahviller güçleniyor. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi 5 ve 10 yıl vadeli tahvillerde 3'ün üzerinde bir faiz oranı var. Tabii bu biraz altından tahvile kaçış gibi görünecek. Artı tabii merkez bankalarının, yani gelişmiş ülke merkez bankalarının bu sıkılaştırıcı yönde attığı adımlar tabii ki yani beklentileri yönetmelerinde dikkate aldığımızda borsaların da biraz önünü açıyor. Yani çünkü rasyonel politikalar uyguluyorlar. Bu bağlamda altın kısa vadede biraz daha yönü çok çok yukarı gidemeyecek. Yani biraz kısmen yatay bir hareket olasılığı altının yüksek görünüyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Böyle noktaya koyalım Doktor Cahit Sönmez ve değerli izleyenler, Ekonomi 24'e bugünlük noktaya koyuyoruz. Yarın sabah 9.30'da buradayız.